İlber Ortaylı, Bert Fragner. Bir müddettir bozulan sağlığı yüzünden Profesör Doktor Bert Fragner tam 80 yaşında aramızdan ayrıldı. İyi bir dosttu. Birçok milletin ilim cemiyetine üyeydi. Doğu dünyasını bir kültürler birliği olarak görürdü. İran kavramının ve kimliğinin Türklerin Selçuklular dönemiyle İran'da başladığını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Profesör Doktor Bert Fragner 1941 doğumluydu. Aralık ayının 16'sında Bert Fragner'in vefatı haberini aldım. Andreas Tietze gibi Türk dilini, tarihini, edebiyatını en inceliklerine kadar bilen ve muhteşem Türkçesi olan, çok dilli ve hatta kendini bu topluma ait hisseden bir büyük oryantalistten sonra İran bilim sahasında da Fragner'in bu kaybı elimdir. Bir müddettir bozulan sağlığı yüzünden tam 80 yaşında aramızdan ayrıldı. İyi bir dosttu. Farsçası mükemmeldi. Viyana Üniversitesi'nde parlak bir doktora yaptıktan sonra Beyrut'ta ve İran'da uzun yıllar çalıştı. Farsçası mükemmelin de ötesindeydi. Freiburg'da, Viyana'da, Bende ama asıl Bamberg Üniversitesi'nde profesörlük yaptı. Berlin'de kendisiyle yakından görüşürdük. 2003'ten sonra tekrar Bamberg'e döndü ve orada muhteşem bir İran tetkikleri kürsüsü kurdu. Ömrünün son yıllarında ise Avusturya Bilimler Akademisi'nin asli üyesi olarak İran tetkikleri üzerinde akademiyi faaliyete geçirdi. Adeta Hammer'den beri uyuklayan persolojiyi diriltmiştir. Tıpkı Andreas Tietze gibi bağnaz dini duygulardan uzak bir layıktı. Doğu dünyasını bir kültürler birliği olarak görürdü. İranlı ile Türk'ü, Türk ile Arap'ı birbirinden ayırmazdı. Bilhassa Türk-İran medeniyetinin müşterek inşası üzerinde ısrarla durmuştur. İran kavramının ve kimliğinin Türklerin Selçuklular dönemiyle İran'da başladığını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Gerçekten de İran'da Farslılık Türklükten önce İranlılık diye bir mefhum vardı. Bu son asırda milliyetçi eğilimlerin kuvvetlenmesini engellemedi ama şurası açık ki bu iki uygarlığın karşılıklı eğilimi onu çok ilgilendirmişti. Klasik Farsça, modern Farsça ve Tacikçeyi bu kadar ustalıkla kullananı görmedim saygı ve sevgi duyarlardı. İran gezilerimin birinde, o da bir akademik grupla geziyordu, İsfahan'da karşılaştık. Bu ülke batılılara vize vermiyorken ona vermişlerdi. İranlıların, her sınıftan ve her düşünceden insanın onun etrafında agayı Fragner diye, nasıl saygı ve sevgiyle dolaştığını gördüm. Nitekim vefatında en candan bir başsağlığını da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade resmi bir tebliğ ile ilan etti. Fragner, Türk-İran kültür ilişkileri üzerinde hassasiyetini her fırsatta göstermiştir. Zaten dostluğumuz da böyle başlamıştı. Kurduğu ve ünlü bir kuruluş olan Avrupa İranoloji Cemiyeti'ne beni üye olarak önerdiği zaman çalışmalarda ve derneğin havasından bunu fark ettim. Bu önemlidir çünkü Louis Massignon gibi bir ünlü Arabistin Türklerle Araplar arasındaki münaferetten hoşlandığını, hatta Hamid Algar'ın bile Türklerin aleyhine İran tercihini açıkça ortaya koyduğunu görmüşümdür. Bu lüzumsuz duygulardan uzak biriydi. İstanbul turları yaptık. Türkiye'ye geldiği zamanlarda görüşürdük. Hatta birisinde hatırlıyorum, surların etrafında ve içindeki mahallelerden başlayarak İstanbul turlarını yaptık. Bu alışılmış bir İstanbul gezisi değildi. Ne Bertin ne de bir başka oryantalistin pek uğradığı yerler olduğunu zannetmiyorum. Sıcaklığı ve ilgisiyle oradaki insanları bile büyüledi. Bert'te sureti katiyede Orta Avrupa'ya has bağnazlık yoktu. Eşi Krista ile evlerinin kapısı ve sofrası açık bir çifttiler. Birçok milletin ilim cemiyetine üyeydi. Yazdıkları eski İran tarihi kadar modern dünyayı da kapsıyordu. Modern İran, Tacikistan ve Orta Asya üzerinde yazdıkları bir yabancı gözlemcinin küstahlığı, soğukluğu veya yabancılığının dışında konulara inen, sıcak bir şekilde bakan ve ne olursa olsun Doğu dünyasının bir bütünlüğü olduğunu ortaya koyan görüşlere sahipti. Şüphesiz ki Avusturya-İran Tetkikleri Joseph Hammer'den sonra en önemli üyelerinden birini kaybetti. Ama şurası da ayrı bir üzülecek noktaki özlenecek bir dost, insanlığıyla insanları etkilemiş ve her zaman herkesin özleyeceği biri olduğu açıktır. Lisedeki roman kahramanları. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir zamandır yapılan Roman Kahramanları Festivali var. Öğrencilerin roman okumasını teşvik etmek, asıl önemlisi de romandaki kişilikleri dikkatlice ve içsellikle benimsemek için bir yol bulunmuş, dramatik unsur. Belirli bir roman karakterinin kılığına girilecek ve o dekorda çalışılacak. Bu okulun bütçesinden de değil. Öğrencilerin kendi imajı, bilgisi ve gayretiyle çizeceği karakterler, ısmarlayacağı kostümlerle oluyor. Edebi söyleşiler ve yazarların ziyareti de günü tamamlıyor. Bunu yapmak bir başarıdır, tertipleyene de ödül verilir. Lakin bütün kasabalarda olduğu gibi çok bilmişlere burada da rastlanıyor. Kasabalarda 19. yüzyılın Rus ve Fransız romanlarından da çok iyi bildiğiniz bazı ilginç tipler çıkar. Lise talebesine böyle roman öğretmek neyin nesi? Ortalama vatandaş böyle mi yetiştirilir? Gibi zırvalarla seslerini yükseltirler. Bu ortalama vatandaştan kastedilen nedir? Bu da bir tartışma konusudur. Derinlikten yoksundular. Sosyal bilimler liselerinin kuruluş safhalarına katıldım. Maalesef kurucularda büyük bir derinlik görmedim. Hatta bazı tekliflere çok gülünç itirazlar ileri sürdüler. Eski Yunanca seçmeli ders olsun dediğimde, birisi, Yunanca başka bir medeniyetin dilidir, dedi. Adamın kastettiği ortaça Avrupa medeniyetinin mensuplarının, İslam dünyası temel Yunanca tercümeleri yaparken, daha ağaçların arasında, ormanda, kulübede yaşadığından haberi yoktu. Heyecanlarını öldürmeyin. Halen de bu liselerde okuyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığından da, bir takım öğretmenlerden de daha heyecanlıdır. Onların heyecanını öldürmeye de kimsenin hakkı olmaması gerekir. Hiç şüphesiz eğitim sorunlarıyla ilgilenmek ve söz söylemek herkesin hakkıdır. Ama, hödüklük ile yapılması gerekmiyor. Merhum Cemil Meriç'i tanıdım, okurdum da. Herhalde kendisi bu olayları görse çok üzülür, kahırlanır ve acı acı gülümserdi. Veteriner Hekimler HaberTürk'te yaptığım bir programda hayvan bakımındaki edepsizlikler, yanlışlıklar ve gaddarlıkların üzerinde durdum. Bir ara bu işe bazı veteriner hekimlerin de karıştığını söylemiştim. Lakin bir istisna koydum. Tabii herkes böyle değildir dedim. Anlaşılan konuşurken üslup itibarıyla bu ayrımı fazla vurgulamayı unuttum. Kabahat her zaman yanlış anlayandan çok biraz da ifadede eksiği olandadır. Haklı görüşler veteriner doktorlara karşı olmadığımı hatta onları tenkit dahi etmediğimi herkes bilir. Bazı problemlerin farkındayım. Yanlış anlaşılmayı ifade ile Veteriner Hekimler Derneği'nden Doktor Gülay Ertürk bana uzun bir mektup yazmak zarafetinde bulunmuş. Bu metnin hepsini burada vermem imkansız. Çok kısaca bahsedeceğim. Veteriner hekimlerin çektiği sıkıntıları, maaşlarındaki düşüklüğü, daha beteri bazı ahlaksız kasaplık et ve sürü sahipleri tarafından mezbahalarda tehdit edildiklerini, devlette hak ettikleri itibarı görmediklerini belirtiyor. Donanımsız fakültelerin açılmasından dolayı bazı sorunların olduğunu da ekliyor. Bütün bunlar haklı görüşlerdir. Yanlış anlaşılmaktan dolayı özür diliyorum ama maksadımın da başka olduğu açıktır. Ayrıca bazı cins köpeklerin maske ile dolaştırılması için yeni bir düzenleme yapıldığı duydum. İnşallah uyulur. Umut dolu ve aydınlık bir yıl dileğiyle. Sevgili okurlarım, bu yıl büyük yazar Fyodor Dostoyevski'nin 200. doğum yıl dönümü kutlanıyor. Ülkemizde üstünde çok durulmadı. Daha öncesinde bir yazı kaleme almıştım. Yeni yılınızı kutluyorum. Size gerçekten aydınlık, ümit dolu bir yıl diliyorum. Gelecek senenin ilk yazısı Fyodor Dostoyevski üzerine olacak. Ümit ederim ki insanlığın yaşayabilmesi derin düşüncesiyle insanlara umut veren Dostoyevski'yi de bu vesileyle anarız.